Değerli dostlarım, hepiniz hoş geldiniz. Zengin olabilmek için, yeterince paraya sahip olabilmek için, sağlıklı olabilmek için, özgürce yaratılmış bu hayatı özgürce yaşayabilmek için, mutlu ve huzurlu olabilmek için, ilk önce düşüncelere ihtiyaç vardır. İstenen, arzu edilen bir şeyin hayata çekilebilmesi için, elle tutulamayan, gözle görülemeyen bir yerde şekil alması gerekir. Orası düşüncelerin var olduğu yerdir. Düşüncelerin olumlu veya olumsuz olarak herhangi bir gücü yoktur. Düşünceleri güçlendiren, onlara güç yükleyen şey, duygular, kelimeler ve o düşüncelerin içinde bulunduğu bedendir. Fakat bunların dışında olan bir güç daha vardır. O da inançtır. İnsanlar düşüncelerinden dolayı yargılanamazlar. Ancak o düşünceler dışa vurulduğunda işte o zaman yargılanabilirler. Bir kişinin kendini düşüncelerle mutlu etmesi, o düşüncelerin gerçekleşmesini istediğini göstermez. Bir düşüncenin gerçekleşmesi için önce o düşüncenin dışa vurulması gerekir. Gerek yazarak, gerek kelimelerle veya beden diliyle o düşüncenin ifade edilmesi gerekir. Bir gün Peygamber Efendimizin yanına bir kişi gelir. "Ey Allah'ın Resulü, benim bir sıkıntım var," der. Peygamber Efendimiz ise "Buyur, sıkıntını söyle," der. Adam, "Benim aklıma öyle şeyler geliyor ki sana dahi anlatamayacağım kadar kötü düşünceler. Aklıma gelen bu kötü düşüncelerden dolayı kendimi günahkar, kendimi kötü hissediyorum. Bunun için ne yapmamı önerirsiniz?" diyor. Peygamber Efendimiz ise şöyle cevap veriyor. "Aklından geçen kötü düşünceler için adım atmadığın, harekete geçmediğin sürece korkmana gerek yok. Peygamberler her zaman bizlere ışık olmuştur. Bu olayda da tek başına hiçbir düşüncenin etkiye sahip olmadığını anlıyoruz. Bir düşüncenin gerçekleşmesini istemek de bir düşüncedir. O zaman istemenin de herhangi bir gücü yoktur. Evinde oturup balık tutmayı istemek sadece bir düşüncedir. Balık tutmak için gerekli malzemeleri tedarik etmek ise eyleme, harekete geçmektir. Ayrıca balık tutabileceğine inanmak demektir. Bu durum, ben balık tutmaya gitmek istiyorumun yerine ben balık tutmaya gitmek için hazırım enerjisi verilmektir. İnsanların olmak istedikleri, yapmayı istedikleri ve sahip olmayı istedikleri düşünceleri her ne kadar nötr gibi görünse de bilinçli zihin tarafından olumsuz enerji ile yüklenirler. "Ben zengin olmak istiyorum, ben ev almak istiyorum, ben sağlığıma kavuşmak istiyorum, ben ideal kilomda olmak istiyorum, ben fit bir bedene sahip olmak istiyorum, ben iş kurmak istiyorum" gibi cümleler aslında birer düşüncedir. Bu düşünceleri bir kağıda yazmak veya birilerine söylemek ise istektir. Buraya kadar olan süreçte bilinçli zihin tarafından nereden, nasıl, kim tarafından gibi negatif enerjiyle yüklenirler. O yüzden de insanlar büyük bir beklenti, acizlik ve muhtaçlık hissine kapılırlar. Arzunun dışarıdaki güç tarafından veya birilerinin müsaadesi, izniyle olacağına inanma duygusu doğar. Bu duygu insanı istemede bırakır. Yani her zaman isteyen, bekleyen olunur. Arzusuyla arasında hep kocaman bir mesafe kalır. Bir arzunun gerçekleşmesi sadece küçücük bir harekete bakar aslında. Bu küçük hareket arzusuyla buluşturacak bedeldir. Bedel vermek inancı ortaya çıkartır. Bedel evin parası değildir. Evi araştırmak için zaman ayırmaktır. Bedel evleri yerinde görmek için yol parası vermektir. Bedel evi almış gibi evin eksiklerini tedarik etmek, tamamlamaktır. Bedel her an taşınacakmış gibi düşünmek ve hareket etmektir. İşte o zaman inanç gelişir.
evi alabileceğinize inanmış olursunuz. Bunu duygu olarak yaratmış olursunuz. Sahip olmayı istediğiniz her şeyin bir bedeli vardır. Dükkan açmanın, araba almanın, kilo vermenin, evlenmenin, para biriktirmenin, zengin olmanın bir şekilde değeri vardır. Fakat onlara kavuşmanın en kolay yolu bedel vermektir. Bedel onun uğruna feda edebileceklerinizdir. Bedel herhangi bir ücret değildir. Arzuya ulaşabilmek için verilen emektir bedel. Herkes para biriktirmek, yatırımlar yapmak ister. Pasif bir gelire ulaşmak ister. Fakat bunun için bedel vermek gerekir. Bunun için bir şeylere dönüşmek gerekir. Para biriktiren insana dönüşmek gerekir. Yatırım yapabilen insana dönüşmek gerekir. İnsanlar her şeyi bilemez. Bu çok normaldir. Olmayı istediğiniz şey için adımlar attığınızda, olmayı istediğiniz şeye dönüşürsünüz. Aradaki süreç ise nasıl yapacağınızı öğrenmek için geçen zamandır. Para biriktiren, sonra da yatırım yapabilen bir insana dönüşmek için önce parayı biriktirmeyi öğrenmelisiniz. Azimli olmalısınız. Birikim için ayırdığınız parayı her ne sorun çıkarsa çıksın asla dokunmamalısınız. Çünkü orada bir bedel vardır. Ya o parayı oradan alır kullanırsınız ya da o paraya dokunmadan, o parayı kullanmadan ihtiyaçlı olduğunuz halde birikim yapmaya devam edersiniz. Eğer amacınız para birikimi yapıp yatırım yapmaksa muhakkak onun bedelini vermeniz gerekir. İşte o zaman para biriktiren bir insana dönüşürsünüz. Evde peynir kalmadı, çocuğumun ayakkabısı yırtıldı, kira parası eksik kaldı, oradan alayım, sonra koyarım dediğiniz anda olay bitmiştir. Peynir bir şekilde alınır, çocuğunuzun ayakkabısı pek tabii ki önemlidir. Kira zaten ödenecektir. Ama birikim yapılan paranın varlığı akılda olduğu zaman eninde sonunda onu kullanırsınız. Şunu asla unutmayın, eylem inancı yaratır. Bozuk para biriktirerek kimse ev parası, araba parasını, dükkan parasını biriktiremez. Senin bu konuda kararlı oluşun seni ev sahibi, araba sahibi, dükkan sahibi yapar. O yüzden bugün yeni bir doğuş gerçekleştir. Dünkü, geçen haftaki sen gibi değil, bugün yeni bir sen yarat. Bugün karar ver. Ne olmak, ne yapmak istiyorsun? Bugün bu verdiğin kararı uygula. Hiçbir güç seni verdiğin karardan döndürmesin. Acele etme. Acele etmek bütün büyüyü bozar. Günde 5 lira 10 lira biriktir. Haftada 5 dolar 10 dolar biriktir. Veya ayda 20 dolar ayır. Ama düzenli olarak ayır. Kendin için yatırım yap. Israrla biriktirdiğin paralar 2000 dolar olmadan evini almış olacaksın. Arabanı almış olacaksın. Belki evi, arabayı, dükkanı alırken biriktirdiğin paraları kullanmadan almış olacaksın. İşte sihir burada. Büyü burada. Her şey senin kararlı oluşundan açığa çıkar. Senin inancını doğurur o olaylar. Eylemler senin inancını ortaya koyar. Senin inancın ise evrende en büyük, en etkili güçtür. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.